Arkadaşlar herkese merhaba. Ben nerede, ne ara, hangi cehennemin dibinde, kiminle video çekeceği belli olmayan Cihan Albayrak. Yanımda hayatının üçte birini oyunculuk tekniklerini geliştirmek adına dünyanın belli ülkelerinde geçirmiş, fanbase'i oldukça kuvvetli, sosyal medya etkileşimi düşmek bilmeyen Hollywood'un starı Jack Gyllenhaal'ın uzaktan akrabası olduğunu tahmin ettiğimiz ve umduğumuz, belki videomuza küçük bir orada story destekçiliği çıkar diye söylüyorum hocam, Çağlar Joseph Allen Ertuğrul bugün kanalımın konuğu! Çıkarmana hiç gerek yok. Gözlerin görünmesine de hiç gerek yok hocam. Bir süre kalsın. Nasılsın abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni casting couch'a davet ettiğin için. Rica ederim. Biraz yıpranmış artık doğal yollardan ya, inşallah. Doğal yollardan. Yani elimizden geldiğince prodüksiyonumuzu korumaya çalışıyoruz da. Seni görmekte zorlanıyorum biraz. Ciddi misin? Çekin, biraz çekin mi? Rahatsızsam bir dakika. Yok, ben yaklaşayım. Enseni falan gıdıklamasın abi. Neyse tamam, geyik yaptıysak ben şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar, Cihan'ı ben uzun zamandır takip ediyorum. Instagram'dan çok seviyorum. Yıllardır bana yazdı, abi gel işte şey yapalım de. Abi dedi ama özellikle. Abi Can. Sonra Abi Can'a evirdim yavaş yavaş. Bugüne kısmetmiş. Gerçekten davetin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, iyi ki geldin. Çok güzel içerikleri var, komik videoları var. Duyun. Umarım bu videodan sonra da 1 milyon olacağız. Nereden olacağız ben diyorum çünkü ben de ortak oldum. Senin haberin yok mu? Yani şey, bu arada onu isterim. Bence iyi bir ikili olabiliriz. Ama ben seninle ikili olmayı YouTube'dan ziyade biraz daha bu geleneksel medyada, belki bir işte beyaz perdede falan, belki. Belki, keşke. Bu arada bugün ne çekeceğimizi biliyorsun. Ben yine arkadaşlarıma anlatmak isterim. Arkadaşlar, yazdığına oynarsın formatımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır özlediğiniz, benimle benimsediğiniz bu formatı anlatmak için heyecanlıyım. Çağlar Hocam, bugün elimde yazılı, tarihin tozlu sayfalarından kalan bir skecim var. Bunu gerçekten senin için, sana özel, senin yaptığın işleri de göze alarak yazdım. Bir skecim var, her repliğinde birer boşluk bıraktım. Bu boşlukları sana soracağım basit sorularla dolduracağım. Skecimiz tamamlandıktan sonra da sürpriz skecimizi interaktif bir şekilde, canlı bir şekilde oynayacağız. İstersen hiçbiri nasılsın, ne yapıyorsun sorularına geç. Ben çok sorum olduğu için basit bir soruyla başlayacağım. Evet. Bana 1 ile 10 arası bir sayı verir misin lütfen? Hani 3 kök 10 diyebilir miyim mesela? Tabii ki. 3 kök 10. 3 kök 10. Müco, 3 kök 10. Ben inşaat mühendisliği okumuştum. 3 kök 10'un basit sayı kaçtır? Abi benim aile müteahhit de, benim alakam yok ki. O da Trabzon'un olduğundan müteahhit. Bir para birimi. Dinar geldi aklıma. Dinar. Bu arada aklına gelen en saçma cevapları bekliyorum senden. Şu an çok iyi gidiyoruz. 3 kök 10 ve dinar benim için gayet şu an bitmiştir yani. Mevzu anladın mı? Ya bu arada abi neler yapıyorsun? Teşkilat bitti. Yani teşkilat tam gaz devam ediyor da hani benim için. Ya o da şöyle oldu. Sakatlandım dizi çekimlerinde. Bu futbolcu yalanıdır normalde ya. Yo, gerçekten ya. Hatta 2 gün önce yine bir ortopedisteydim. Ya hiç ameliyat mi olmamak için uğraşıyorum şu an. Yani ameliyattan sonra artık bazı şeyler geri dönülmez oluyor. Göründüğüme bakmayın da hakikaten bazen şey bile yapamıyorum. Rafa işte böyle tabak çanak bile koymakta zorlanıyorum. O yüzden hani şu pozisyonda silah tutma ya da yumruk sallarken burada bazı bağlar zorlanıyor. Abi yapma diyor bana içeriden. O yüzden ya ben bunu teklif ettim. Şey dedim, hani devam ederim ama aksiyona giremem. Tabii bu bir aksiyon dizisi. Aksiyonsuz Serdar'da olmuyor. Ama at binmiyorsunuz değil mi? At yoktu sizde. At yok. Ben bu arada nasılsın diye sorduktan sonra... Zor olurmuş. Nasılsın diye sorduktan sonra hani ben iyiyim Cihan, sen nasılsın diye bir cevap verirsin diye bekledim. Her yerin... Çok doluyum o yüzden. Mücü sen nasılsın? Arkada. Ben iyiyim. Ben de bir ay önce belimi sakatladım. Sporda oldu. Ya iki tane arkadaşımın gazına geldim. Yıllardır yapmadığım bir deadlift hareketini biliyorsun. Ya şey derler ya abi, sırtından küt diye bir ses geldi falan diye anlatırlar ya, yalan gibi gelirdi. Gerçekten sırtından küt diye bir ses geldi Mücü. Yönetim arkadaşım, bakıyorum buradan. Sakin ol. Hemen abi bir tane soru. Bunlar ama önemli. Konumuzdan sapıyoruz biraz. Abi sapalım içelim diye. Çok böyle gerizekalı bir kaza geçirdim. Martıdan düşüp kolumu çatlattı. Martı? Martı ya, bayağı şey, marka verdim ama bu skuterlar var ha, ya. Ben şu martıdan düştüm deyince. Martıya binen bir adam diye böyle bir cyberpunk bir herif değilim abi yani. Bir ünlü söyler misin? Bir ünlü. Bak, sevdiğin ünlü veya nefret ettiğin ünlü diye bir kaypak bir soru sormuyorum. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Düşünmeden böyle aklıma ilk gelenleri söylemek istiyorum. Bir mastarlı fiil. Düşünmek. Düşünmek. Bir sayı daha alacağım. Bir sayı daha. Lütfen efendi gibi 7-8 falan der misin? 511 olsun. 511. İspanyol dizisi istiyoruz bu arada. Değil mi? Uzuv. Uzuv. Vücut uzuvu. Beden uzuvu. Ayak serçe parmağı. Yeni bir kalem alma şansın var mı? Bu ayak serçe parmağını tüketmek için. Bir ünlü daha alacağım senden. Benedict Cumberbatch. Bu arada Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch de Mad Lib Theater'da bu soruya ayak serçe parmağı cevabını vermişti. Yakalarım. Yakalarım. Gerçekten kurşun kalem mi verdiniz bana ya? Belki değiştirdim. Rotring falan verseniz 0-5 uç. Sevdiğin bir küfür var mı? Agresif bir adam mısın? Bence değilsin de. Ki online oyun oynarken çıkıyor ya. Ha, oynuyor musun? Evet. Ne oynuyorsun? CSGO, PUBG'de falan. Rusça etsem olur mu? Ya çünkü şu online gaming deyince aklıma şey geldi. Küfürü muhtemelen benim repliğime denk geldi. Söyleyebileceğim bir küfür mü? Ukabele.
Tablet. Tablet. Saçma bir cisim ver abi bana. Işığı biraz yukarı falan kaldırsın ama gözleri fazla parlıyor. Dikkat çekmesine gerek yok reis. Bana da bir tane şey, saç köpüğü, wax, bir yantayım falan rica ediyor. Lan delireceğim ya. Bu arada kanalımın yakışıklılık çıtasını artırmama yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Tamam. Bundan sonra Enes Batur geliyor çünkü. Patates püresi yapıcı. Ama o ne yapıcı denme. Ne deniyor onu? Patates püresi. Onun İsveççe bir adı vardı Ikea'da. İsveççe. Yok bende yok. Var mı İsveççe? Trabzonluyum abi. Anladık, Trabzonlusun a**ayım ya. Patates püresi yapıcı diyorum abi. Bir tane isim istiyorum. Ya ben bu arada abi şey, çok sorumsuz bir insanım. Hayatında gerçekten en büyük zararları kendine veren insanım. Dışarıdan çok böyle titiz, hayatına kıymet veren biri olarak görünebilir olabilirim ama her alanda kendimi yorarım yani. Mutfaktaysam da yorarım. Bir meyve bıçağını meyveyi keserken kullanmam gerekiyorsa inadına ekmek bıçağı kullanırım. Veya ne bileyim bir çekmecemin bir rafı bozulmuştu. Abi sanatçı rutluksun işte ya. Evet, full dağınık Nietzsche kafası işte. Hep böyleyim yani evde. İsim alacağım. Cihan. Mastarlı fil alacağım. Bu fazla sorun varmış bu arada. Kilo almak. Kilo almak. Sayın. Şey diyeyim ya, ne diyeyim? 1 milyon. Saçma kelime, bir tane daha. Kim yazdı bu skeci, delireceğim. Kruvasan. Kruvasan. Ülke? Lüksemburg. Kıyafet. Kıyafet ama gözlük müdür? Şey, aksesuardır diye değil düşünüyorum. Siyah etek. Benim hoşuma siyah etek. Evet. Bir şaşırma tepkisi. Vay. Çocukluğumdan hatırladığın, adını unutamadığın bir öğretmenin var mıdır? Liseden müdürleri hatırlıyorum çünkü çok dayak yiyorduk. Müdür verebilirsin bana bir tane. Ramço vardı mesela. Yüzüne de çok Ramço demişti. Dayak yemek tatlıymışsın. Evet yani. İşte. Bir böcek alacağım senden. Çok merak ettim ya konteksti gerçekten. Örümcek diyeyim hani. Bir hakaret alacağım. Dangalak. Dangalak. Bir uzuv daha alacağım. Kalmadı uzuv artık ama. Kulak arkası. Kulak arkası. Kısa bir saç sprey arasından sonra mecbur yapacak bir şey yok. Ben böyle biraz kendime güvenip geldim. Saçları saldım falan. Bugüne kadarki konuklarım biliyorsun. Beni zorlamıyordu ama fotoğraflardaki gibi değil arkadaşlar. Lol. Videodaki gibi de değil. Bir yakışıklılığına bir alkış diye. Mustafa Kemal'in bu yeni bir iş Netflix'e gelecekti falan. Niye soru düşünmediler ya? Niye? Mutfakta bulunan bir şey. Kesme tahtası. Abi ne kadar uzun yazmışım skeci ben ya. Nasıl takdir edersin abi insanları? Bravo. Bravo. Saçma bir cisim daha alacağım. Teleskop. Bir kuru yemiş alacağım. Ceviz. Ya çok cool takıldığın için, tamam mı? Ben normalde bu komedik tavrımdan geçip... Hayda. Bir içecek söyler misin? Hiç de öyle kuldu. Çağlar bir içecek söyler misin rica ediyorum. Soğuk çay. Soğuk çay. Mastarlı bir fiil alacağım Çağlar'cığım. Delmek. Zımbalamak. Evet, pompalamak. Lakap. Ben sana sorayım lakap. Çakı. Çakı güzel. Çakı Mehmet falan. Oo. Kel. Kel Ali. Yozgatlı. Götoş. Al bu şeyi de var. Enough with your fucking problems. Enough with your fucking problems. Yeah yeah they're all bald. Oğlum manyak mısın sen, bu çevrilir mi be? İsim. Kubilay demek istiyorum. Bir sayı alacağım. 777. 777 mucize. Mesaj attırma. Ritveyli. Bir zeytinyağlı yemek. Barbunya. Bir aktivite. Deadlift. Allah'ım yarabbim. Abi ne kadar enteresan bir adamsın ya. İnanılmaz. Yeter be kardeşim. Yakışıklı evet. Ya ne yapayım öyle? Ya yakışıklı dedikçe adamın yakışıklılığı... Ben bu arada şey yapmıyorum yani annem babam gurur duysun. Kesinlikle. Bakmışsın kendine. Ya bu mu bakmak? Cihancım. Bu değil abi. Ama şu an evet biraz özellikle kilo almaya çalışıyorum. Alamıyorum da ya. O kadar kusursuzum falan dermişim. Biz biliyoruz. Allah kahretsin ya. Biz biliyoruz. Senin annen baban gurur duyuyor abi sana? Eyvah. Bana mı soruyorsun hocam? Duyuyor tabii ki. Çünkü evin en küçük çocuğuyum. Aynı zamanda kardeşlerimin en güzeliyim. Bir kere oradan dolayı babam sağ olsun gurur duyuyor. Ve mizahtan hoşlanan bir babam var. Annem sağ olsun kariyer yönetimimde de şey hayatımın içinde. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Abim ve ablam var. Onlar da mı YouTube? Yok, onlar tahsil hayatları. Biri gemi inşaatı mühendisi, biri işte öğretmen. Evet. Düzgün insanlar yani. Düzgün insanlar. Ben biraz daha kaypak böyle işte bambur içine atlet giyen bir zibi değil. Ama sağ olsun sevenlerimiz var bak, hattımız geçiyor ki adam geldi burada. Bizimle video çekiyor Mücü. Sen benimle gurur duyuyor musun Mücü? Duyuyorum abi. Yani niye duymayayım bir cevap değil reis. Özelliklerini mi sayayım? Ha, bir, şundan dolayı gurur duyuyorum diyebilirsin mesela. Sağlam bir kalemin var mesela. Hayatım çok geniş. Teşekkür ederim. Gerek yok. İşimle alakalı iltifat ettikten sonra benim işim bitmiştir reis. Bir uzuv daha alacağım. Bir sol bacak kaldı uzuv olarak, yazayım istersen abi. Uzuv diz kapağı. Diz kapağı. Ağrıyorsa buz falan. Yok. Harun, 2 dakika rahat dur. Meyve. Meyve. Avokado meyve mi ya? Hiç aklımdan avokado geçiyordu biliyor musun? Avokado meyve olarak kabul ediyorum ben. Mastarlı fil abi. Koklamak. Ne ya? Koklamak. Koklamak. Aşağılama. 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 Bir ezik. Bu tam bir İzmirli aşağılaması bu arada. Semt. Urla. Urla. 2012'de kıyamet kopacak demişlerdi. Orada İzmir'in neresindeydin? Şirince'ye yakındın, hani bir garanti olsun diye gittiğiniz oldu mu? 2012'de neredeydim? 2012'de İstanbul'daydım, buradaydım. İstanbul'da. Yo, 2012'de Hopa'daydım.
Artı inşaat. Yakala. Abi ben Trabzonluyum. Ya bana bir tane set hikayesi anlat küçük ya. Unutamadığın böyle acayip absürt. Çünkü şey seviyorsun bu işleri, onun için soruyorum yani. Ben Kanatsız Kuşlar diye bir dizi oynadım. Hikayeni böldüm, özür dilerim de. Kanatsız Kuşlar okey. Şey kabul ediyorum ismi. Dizide oynarken dizinin teknik ekibinden biri sezonun ortasında falan galiba kovulmuş. İşten çıkarken de işin ismini Kanatsız Karılar diye yayınlayıp Bu arada Kanatsız Kuşlar'ın bayağı bir şeyi vardır, fanı vardır ha. Lynch is coming yani. Alas Rotas abi. Alas Rotas diye hala Güney Amerika'da falan yayınlanıyor. Pero te pido que no vuelvas jamás a este lugar. Si me quieres ver, ¿por qué mejor no me invitas un café? Faziletin kızlarından sonra biziz. Boynu Bükükler diye bir dizi çekiyorduk da onun bir sahnesinde güreşiyorduk lisenin çıkışında. Liseli mi oynadın? Evet. Benim kopmuştu sırtımda güreşirken. Evet. Çok ben var bende. Sırtımda koptu falan, bayağı kanada etti. Hemen yakında bir hastane vardı orada, hemen cızbız yaptılar falan böyle şey. Şöyle bir oturur musunuz? Beniniz kopmuş. Senin o doktor geldi bana da uzun uzun baktı. Maalesef dedi. O ben yerine dikilmeyecek dedi. Eksikliğin işte o bendim. Masterlı fiil alacağım tekrar. Abi ne yazdın ya gerçekten? Ne yazmışım oğlum? Bana yazdırdın şu an yani hikayeyi. Sen bir şey yazmamışsın. Yazmak. Yazmak. İkileme. Koş. O ne ya? Çocukluğumda vazgeçemedim. Ben işte Tiny Toons izlerken. Tiny Toons ne Allah kahretsin. Luni diyelim. İzlerken yediğim bir abur cubur. Şey ya işte son cips izlerken. Falan ya. Taso çıkıyordu içinden, o yüzden cips diyeyim yani. Ha. Bir spor hareketi. Ters mekik. Bitti. Bitti. Vallahi inanmıyorum. Gerçekten bitti. Ters mekikle mi bitti? Ters mekikle bitirdi. Skeç böyle mi bitecek? Bitmemiş. Eyvah. Bitmemiş. Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat dizisine kast seçimlerine giderken ki hali, evet. Sonra tıraş olup. Burada Jack Gyllenhaal'ın gözleri ne renktir arkadaşlar? Onunki mavi galiba. Normal bu abi. Abi özür dilerim bir dakika. 15 sorum daha var, bir sorum daha var. Oğlum bir dakika, bunu niye buraya yazmadık arkadaşlar? Bir asasayı daha. İbrahim Selim'in editörleri daha iyi çalışıyor bizden ya. Türkü. Türkü mü? Evet. Bir türkü ismi. Hiç bilmem ki. Bu arada türkü bilmiyorum, çok büyük bildiğin sebebi. Evet. Hemen o yüzden söyleyeyim. Hemen söylüyorum, uzun ince bir yoldayım. He işte bu. Çarşambayım. Bari o. Mesela Samsun'a gidince yolda yürüyebiliyor musun? Yani yürüyorum ta. Şive kaymaya başlıyor. Yürüyorum da çok keliler. Var çok var ya orada kardeşim. Samsun çarşıda. Ama şeyi yapmışım. Samsun çarşıya gitmiyorum. Samsun'a gittin mi hiç? Hayır. Her yerde bir çarşı vardır. Samsun çarşı diye bir küçük bir AVM var Samsun'da, evet. Da onu söylüyorsun sandım. Samsun'da zor. Yani burada yürüdüğüm gibi yürüyemiyorum tabii. Benim için üzülme dizisi işte Hopa'da çekiliyordu ama bütün o yöreyi kapsıyordu. Biz de çok Trabzon'da, Rize'de çok bulunduk. Trabzon'a gittiğimizde Trabzon işte uzun o çarşı. Sen bilirsin. Nasıl mutlu oldu adam? Mutluluktan ağlayacak şimdi. Benim de hani ilk işim, yeni tanınıyorum falan ama dizi de çok seviliyor. O yöre zaten çok seviyor. Çarşıda yürürken birkaç kişi durdurdu, tanıdı. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Aa tabii falan. Benim de ilk böyle şeyler alışkın değilim çok. Trabzon'da şey, Nightcrawler Jack ha falan diye tümseler. Abi bir kalabalık oldu çarşıda. Sanki şey, ufak bir esnaf açılıyor, bir açılış varmış gibi. Belediye başına doğru gelmiş. Gerçekten inanılmaz bir kalı, tıkandı. Ve beni tanımayan herkes de fotoğrafçı. Aa bu kimmiş lan falan diye böyle o kadar çok çekilen olduk yani. Sen misin galiba diyeceğim. Evet ya, ileriye yatırım hani, ileride daha da ünlenirse. Vardı falan diye. İlk zamanlar olduğu için hoşuna gitmiştir ama galiba. Yani şu an bile bir şey demiyorum ki yani. Yani onun hazzı başkadır yani. Ben Çağlar Ertuğrul değilim dediğin oldu mu hiç? Değilim değil de benzetiyorlar mesela. Ya bir oyuncu var, sen ona çok benziyorsun. Ya evet, çok benzetiyorlar beni. O şeydeki işte Fazilet, ya değil mi Faziletik çocuğa çok benzetiyorlar beni falan diyorum. Sonra evet deyip gidiyorlar mesela. Ben yaptım bir kere. Ben bayağı ama seni yani. Sen yolda falan mı karşılaştın? İşte yolda yani bir yerde. Bir şey için söylüyorum. Bir gün metro. Yani metrodayım yani. Oturuyorum. Bir tane eleman kilitlendi bana. Böyle bakıyor. İnerken kalktı dibime geldi böyle. Sen Cenal olarak mısın dedi. Değilim dedim. Yani metrodayız ya çünkü hani geçiyor olsaydık kurtulurdun da giderdin de. Değilim dedim. Emin misin dedi. Evet eminim değilim. Yani Cenal olarak kim dedim. Peki neyse falan filan dedi gitti yani. O çaktım mevzuyu da merak ettim yaptım mı diye yani. Ya şu olsaydı ya. Çağlar Ertuğrul'la şaka yaptık. Yani yazdığını oynarsın. Sana çağırdığım şakası. İş bitiyor. Skeç falan yok. Abi şaka yaptık. Evet. Şuradaki GoPro'ya selam verir misin falan filan. Ne tepki verirdin? Çok merak ediyorum. Canın sağ olsun. Eyvallah. Geldi. Bir alkış verin de. Şu videoyu gazla kapatayım. Böyle kapatmak istemiyorum videoyu. Arkadaşlar. Skeçimize geçiyoruz. Hazırsanız. Oyunculuk görelim abi. Hadi aktörlük başlasın. Acele et, acele.
Çok zamanımız yok. Eğer beni iyi dinlersen işi bitirip çıkarız. Ve elimize kalan 3 kökon dinar ile hayatımızın sonuna kadar rahat yaşarız. Gerçekten turnayı gözünde vurduk ha. Evet. Önemi yok. Bu flash diskteki gizli bilgilerle çok fazla şey sahip olabilirim. Bakayım. Ne var bunun içinde? Ajda Pekkan'ın düşünürken çekilmiş fotoğrafları. Öyle mi diyorsun? Neyse. Zaman daralıyor. Adamımız az sonra karşıdaki 511 ayak serçe parmağını Benedict Cumberbatch heykelinin önünde olacak. Her şeyimiz tamam mı? Sultan Brett! Pater Espresi yapacağımı unutmuşum. Eski patronumun eşi Cihan Han'ın uğur getirsin diye vermiş. Allah suka bırak. İlk gizli görevimde anlarsın ya. Çok konuşma da işe odaklan. Tamam, burada işe yarayacak. Tek şey dikkat. Üst düzey gizli görevdesin şu an. Bir adama kilo aldıracağımızın farkında mısın? He? Farkında mısın? Evet, farkındayım. Tamam. Ama ben asıl yarına kadar 1 milyon tane kuru masanı nasıl bulacağımızı bilmiyorum. Şimdi sırası değil, göreve odaklan lütfen. Aradığımız adam Lüksemburg kesim siyah etek akımının dünyadaki öncüsü. Tamam mı? Neyle karşı karşıya olduğumuzun farkında mısın sen? Lüksemburg kesim siyah etek diyorum sana. Evet. Koyayım. Neydi senin kod adın? Müdür Ramço. Demek şu yıllarca hücrede kalıp bir örümcekten yakın dövüşü öğrenen adam sensin ha? Evet, o da. Evet, o dangalak benim. Bilir işte, merak etme. Bugüne kadar hiç ıskalamadım. Onu tam kulağının arkasından vuracağım. Kulağının arkasından? Evet. Eğer bizi fark ederlerse onlara kesme tahtasıyla saldıracağız. Bravo. Bravo. Bu iş bitsin. Gidip ilk işim denize karşı uzanıp teleskopla ceviz tozu hüpleteceğim. Lanet olsun, buna ihtiyacım var. Tamam mı? Gözlerini ayırma. Yanında siyah etek giymiş, soğuk çay kostümlü adamları olacak. Tamam mı? Böyle adamlar asla yalnız zımbalamaz. Ya hayırdır, sen kaç yıldır takibe çıkıyorsun ya? Bir tripler falan, benim yükseklik korkum var ayrıca. Ben bakamam ya. Götüşkü buraya daha önce söyledim. Beni yüksek kat görevlerde ne takibe ne vurmaya vermeyin diye. 777 defa söyledim ya. -5 Serdar ben. Niye? Niye? Kim? -5 Serdar ben. Tamam. Anlamıyorum. Ben bunu bir efsane sanmıştım. Abi neden söylemiyorsun ben -5 Serdar'ım diye ya? Şovu sevmem. Ama söyledim yine de. İşimize bakalım. Serdar abi, bak görev tamam, bunları hallederiz de. Gerçekten -5 Serdar sensen eğer 2018 Cezayir Barbunya operasyonundan nasıl sağ çıktın abi? Ya işte. Bu ne lan? Bir dakika. Neyse tamam. Onu boş ver sen. Görevden sonra deadlift'e gideceğim. Madem çok öğrenmek istiyorsun, sen de gel biraz konuşuruz. Çok iyi olurdu ama operasyondan sonra bir akraba ziyaretine gideceğim. Diz kapağında avokado büyüklüğünde bir kist çıktı. Tamam, boşu bırak. Adam geldi. Ya neyi geldi ya? 2 saattir termalden bakıyorum, ne gelen var ne giden ya. Demek ki soğukkanlı adam. Amazon'da 83 kilometre sürünerek harpten çık. Gel bu eziye laf anlat yani. Ne var? Benim de Urla'da bütün halk tek lafa bakıyor. Teşkilatı sevmesem hayatta kalmazdım. Hayatta katılmazdım. Büyük parti kurardım ya. Yemin ettim. An içtim. Allah aşkına işine bak. Görsel temas sağladın mı? Abi lütfen, rica ederim. Vallahi olduğum yere yazacağım şimdi. Rica ediyorum, ikimiz de aynı yerdeyiz zaten. Tamam, bak sen. Bakmaya devam et. Al sen, Allah aşkına, al sen bak ya. Tamam. Vallahi olduğum yere yazacağım şimdi ha. Dur. Bir saniye. Heh. Etsin. Ne oldu? Hedef masasına oturmuş. Oturmuş bile. Önündeki cipsini bitirecek. Bunu nasıl göremem anlamıyorum. Yıllardır çok gizli bir kulüpten dürbün eğitimi alıyorum. Bunu nasıl göremem anlamıyorum. Ha işte ajanlığın el kitabında ezberlediklerinin sahada tutmaz Cihan'ım. Saha beceri ister. Teknik ister, tecrübe ister. Ters mekik ister. El kitabında yazıyor bu. Ya Lego gibi adamsın ya, boz gibi adamsın. Yemin ediyorum, nasıl oldu, ne yapacağım hiç belli olmuyor ya. Ya karşılık bir imza verelim, bir daha bizi aynı operasyonu yazmasınlar ya. Göreve odaklanamıyorum şu anda, konsantre olmamız lazım. Çabuk dediklerimi tekrar et. Tamam. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum gündüz gece. İki kafalı bir panda.
gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ya iyi ki geldin be. İyi ki geldin ya. Yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim sana. Bir şey diyeceğim. Hiçbir fikrim yoktu. Serdar güzel bir tesadüf oldu. Jest teşkilat oldu. Bir güzel bir tesadüf oldu. Jest oldu. İnanın ben hiçbir şey bilmiyordum. Ama kalemine sağlık, ağzına sağlık, ekibe sağlık. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık. 1 milyon. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben son kozumu oynayayım. Aman efendim, gözler mözler, son kozumu çıkmıyor ceket. Arkadaşlar, sizin huzurlarınızda Çağlar Ertuğrul'a çok teşekkür ederim. Dövüşeceğiz miydi yani, öyle bir soyur. İyi ki geldin. İyi ki geldin, çok mutlu oldum. Acayip keyif aldım. İyi ki varsın, teşekkür ederim. Arkadaşlar, videoyu like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunları söylüyorum. Gerek yok zaten. Videoyu kapatıyorum. Buradan yavaş yavaş, gece de oldu. Yavaş yavaş kaçalım. Abim be, cansın, cansın. Bay bay. Bay bay herkese. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Volonti. Teşekkürler Mücoğlu.